HDP'li Demir Çelik barajı geçeceklerini ve 70 milletvekili çıkaracaklarını belirterek ama olur da barajı geçemezsek seçime meşruiyeti kalmaz. Bu durumda ülkenin erken seçime gitmesi gerekir. Bu noktada seçeneksiz, alternatifsiz de değiliz. Gideriz. Bak o benim lafım ya. Evet. Bak hemen o lafın üstüne takladılar. Ne dedim? Eğer böyle bir seçim olursa bütün BDP'nin oyları AK Parti'ye geçer. Evet. Gasp edilmiş oy görünümlü olacağı için, evet, hırsızlık iddiasında bulunacakları için erken seçime gitmeniz gerekir dedim. Ne diyor erken seçim? Ama onların derdi o da değil. Erken seçim istemezler. O ben söyledim diye söylüyor. Erken seçim asla istemezler. Hazır milletvekilleri varken, 400 küsur milletvekili varken, anayasa değiştirecek güç varken asla istemezler erken seçim. Bu hükümetle anayasayı değiştirin diyecekler. Katilleri af çıkarın, Mehmetçiğin katillerini de salın. Federasyonu ilan edin. Abdullah Öcalan başta olmak üzere bütün katilleri de salın diyecekler. Konu bitsin diyecekler. Başkanlık sisteminden beraber. Buna Türk milleti asla müsaade etmez. Ben ve benim milletim asla müsaade etmeyiz. AK Parti'yi böyle oyuna getirmek istiyorlar. Bununla da Tayyip Hoca'nın sorunu getirmeyi düşünüyorlar. İşlerine gelmedi. Baklar ki aktif, canlı, yaman bir insan. Onu belanın içine çekmeye çalışıyorlar. Yok öyle şey. İşte paralel meclis kuracağız falan bilmem ne var, anlatıyorlar. O da hikayenin başka bir kısmı. Onlar için onun hiçbir önemi yok. Çünkü hiçbir geçerli yok. Çocuklar da kendi aralarında polisçilik oynar ama polis olmuş olmaz. Sen de orada meclisçilik oynarsan o meclis olmaz. Legal meclis geçerlidir. Dolayısıyla bunların hepsi saptırmaca. Erken seçim asla istemezler. Bak altını çizerek söylüyorum. Asla erken seçim istemezler. BDP'nin 70 milletvekili çıkarmasını da asla istemezler. Hiçbir işine yaramaz çünkü. Seçime girip 70 milletvekili çıkarsa hiçbir işine yaramaz. Ama o 70 milletvekili AK Parti'ye geçerse çok işine yarar. Diye düşünüyorlar. Yani AK Parti'yi köşeye sıkıştıracağız diye. Bundan demesine gerek yok. Ben zaten bunu söyledim. AK Parti'ye böyle bir teşkilat yaparlarsa AK Parti hemen erken seçime gitsin. Bunu kabul etmesin. Yıldırım hızıyla. Hemen bir ay sonra, 15 gün sonra. Mevcut hükümeti değiştirmeden. Milletvekillerine mazbatayı vermeden. Geçemedi çünkü. Hemen erken seçim.